Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet, gaflete devam edeyim. Gaflet, şualar 564'te şöyle geçiyor. Gaflet ve cehalet şerlere düçar ediyor. Gaflet ve cehalet şerlerin zemini oluyor. Şualar 594. Ehli gaflet, hasenat ve terakkiyatı o müthiş başlara ve menfi icraat ve seyyiat bir çare millete verip o şahıslara istidraç cihetiyle diye devam ediyor. Mesela yani, dinde zorlama yoktur diye bir ayet var değil mi abi? Evet. Onun devamında da Müslümanlara karşı zorlama yoktur diye bir ayet var. Adam onu bilmediği için o ayetten gaflete düşüyor gibi diyebilir, evet. Diyebilir miyiz? E tabii onun gibi yani. Yani gaflet şeydi. Tanımlaması. Cahilliğinden. Cahil. Başka ne? O siz yoktunuz o ilk derste de. Başka mesela tanımlayacak var mı? Yok. Çünkü gaflet, gaflettir. Gaflet bilinmemezlik, unutma, aldırışsızlık, vurdum duymazlık. Esas mana şu: mazi ve müstakbelsiz hazırda yaşamaya kanaat etmek. Yani mazi ve müstakbelden kopuk hazır hayata razı olmak. Anı yaşamak gibi bir şey. He? Anı yaşamak. Anı yaşamak yani hazır. Başka okuyorum. Mesnevi Nuri 67. Malik-i Hakiki'den gaflet nefsin firavunluğuna sebeptir. Aşağıda dedik ya bir şey vardı. Mesela çok tuhaf değil mi yani Malik-i Hakiki'den gaflet. Şimdi Allah diyor ki Allah nuru semavat vel art. Benim nurum semavat arz ve içindekiler her şeyin nurudur. Ne demek? Mesela suda H2O var veya buzda su var. Buzda su var. Bak burayı dinleyin. Allah nuru semavat vel ardı izah ediyor. Bu makamda ama. Buzda buzu desem ki buzu gördükten sonra buzu su ihata etmiştir. Su buzun başı ve sonu ve içindekiler her şeyin hakikatidir. Değil mi? Yani buzun başı ve sonu ve içindeki her şeyin hakikati sudur desem nasıl anlarsa, nasıl anlaşılıyorsa Allah'ın nuru semavat ve arz böyledir. Bu çok şeydir ha Murat. Bu hocaların bir sorunudur yani çözemedikleri şeydir. Allah'ın nuru sema ve arzın her şeyin nurudur. Yani nur Allah'ın bir ismidir. Eşya esma nasıldır? Buza su nasılsa. Ne ayrı ne gayrı mı oluyor? Evet. Yani onun dışa vuruşu. Buz, buz nedir? Suyun sıfatıdır. Sudan ayrı bir vücudu yoktur. Eşyanın katılığı, sertliği, yumuşak bilmem ne. Bu esmanın sıfatıdır. Gaflet edince, ha ne diyorduk? Dedi ki mesela, çok hoşuma gitti o misal benim de. Murat kapı çalıyor kardeş. Şimdi Allah dese ki şu mevcudat her şey E eşittir MC kare ya enerjidir. Bak her şeyin şeyi yapısı maddesi her şey enerjidir. Tamam mı? Tamam. E eşittir MC kare. Sonra biz desek ki gaflete bak. Bak bir daha söylüyorum çünkü çok önemli. Her şeyin kaynağı menbaa enerjidir. Kaleminde, çiçeğinde her şey enerjiyle yapılıyor. Eşittir MC kare. Sonra ben desem ki enerjiyle yapılan eşya benimdir. Yani eşyanın varlığı, kaynağı Allah'ındır diyoruz. Ama o enerjiyle yapılan vücut benimdir diyoruz. Cehalet böyle bir şey işte. Odun Allah'ın, masayı ben yaptım, masa benim. Masa benim. Gibi yani. Şimdi neyi hallediyor mesela bu? Ömer bak neyi hallediyor? Mesela bu vücut Allah'ındır.
Yani vücudu meydana getiren enerji Allah'ınsa, o enerjiyle yapılan cesaret de Allah'ındır. Bak neyi halledecek? O ama zaman yapılan icraat, o zaman yapılan icraat mı bizim olmuş oluyor? Yani icraat değil, icraattaki tasarruf. Yani şöyle, şimdi bu vücuda gelen mevcudatı ister kabul et, ister etme. Bu mevcudat istikbalden geliyor. Hale uğruyor, maziye dökülüyor. Sen şurada bir özelliğin var. Bu hale uğrayanı lehine ve aleyhine döndürebiliyorsun. Onaylıyorsun, lehine oluyor. Reddediyorsun, aleyhine dönüyor. Sana rağmen kainat işliyor. Bunu kader risalesine geçiyor. Dua ile dört tane dişir diye geçiyor. Dua ile, rıza ile, şuur ile dişir, deşe-i. Rıza ile, dua, rıza, şuur, dişir, dişir, rize, dua, rize, şuur ile, dişir, dişere-i, bir tane daha var, dua, rıza ile, Allah Allah, o dört tane şey var. Ha, iyi de var. Dişir. Dua ile, dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile sahipleniyorsun. Oradan ezberleyin. Yani mevcudat geliyor. Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile sen, onun yapısı değişiyor senin için. Lehinde oluyor. Sen ister kabul et, ister etme. Hayat akıp gidiyor. Sen bir yere gitmiyorsun. İstikbal buraya geliyor. İstikbalden hale uğruyor. Halde maziye dökülüyor. Bir yere gittiğimiz yok. Mevcudat geliyor. İşte Mesnevi'de 67'de diyor ki Maliki hakikiden gaflet nefsin firavunluğuna sebeptir. Gaflet suyuyla tenebbüt eden benlik Halik'in sıfatlarını fehmetmek için bir vaydi kıyasıdır vesaire devam ediyor da işte. Niçin söyledim bak. Bu dedik enerjiyle meydana geliyor. Enerjiyle yapılıyor. Enerji. Bu Allah'ın mıdır enerji? Allah'ındır. Bak ne gaflete bak. Fakat bu enerjiyle yapılan eşya benimdir. Ver. Ver abi sen. Çok tuhaf değil mi? Bunu meydana getiren enerji Allah'ındır. Ama o enerjiyle yapılan kalem benimdir. Gaflet bu işte. Neyi hallediyor dedim? Ölümü de hallediyor. Çünkü niye? Ceset onun mu? Ceset benim gibi gözüküyor. Ama cesedi meydana getiren enerji onun. O zaman eşyanın temeli enerji ise, enerji kiminse madde de onundur. Usta şöyle diyor. Deniz kiminse içindekiler de onundur. 30. sözde şöyle diyor. Atom kiminse atomla yapılan da onundur. Peki ha ölümü nasıl halletti? Benim değil ki bu. Yani. Kim ölecek ki? Kiminse o ölecek. Yani buna bir inansak, inanma nispetinde ferahlıyorsun ya. Ölüm mesela kalkıyor. Senin değil ki. Niye ölüm korkusu acayip çekiyorsun? Malın olmayana malım gibi sahiplenmenin bedelidir, cezasıdır bu. Ondan azap çekiyorsun. Seni değil ki. Sen niye neye sahipleniyorsun? Sen, hangisi senindi yani? Senin olsa ölüm korkusu olur. Devam edeyim. Mesnevi 103 71'de kelp de yani köpekte hırs marazı fazla olduğundan mümin-i hakikiden bütün gaflet etmiştir. Ve beynen nas tahkir darbesini kefaret olarak yemiştir. Necis hükmünü almıştır. 71'de geçiyor. Hayvanda hırs olduğundan mesela sahibinden bilir rızkı. Hani halk arasında kediye nankör derler. Oysa nankör sensin. Kedi rızk alana kadar kedi kuyruğunu sağlar yalakalık yapar. Rızk aldığımı Allah'tan bilir. Yapar. İnsan da nanköre bak der. Oysa rızk aldıktan sonra rızk Allah'ın bilir.
Köpek ise alırken rızkı da aldıktan sonra da sahibinden bildiği için hırsından dolayı necis unvanını almış. Necis. Niçin bu şey, niçin bu misali veriyor, okuyor? Gaflet okuyorum da ondan. Gaflet bu. Bunu gaflet yapıyor. Bir de okuyayım. Kelp de hırs marazı fazla olduğundan mümin-i hakikiden bütün gaflet etmiştir. Hırs gaflete sebebiyet veriyor. Gaflet de mümin-i hakikiyi unutturuyor. Nasıl birbirini tetikliyor. Ve o zaman beyne nas, insanlar arasında da necisi ayn damgasını yemiş. Hasan abi, hırslı insan sırreten köpek olarak mı gözüküyor? Yok. Hırslı insan süreten değil, tamam ben söyleyeyim. Sireten öyle. Mesela hırs köpeğin sıfatıdır. Ama ben değişebilir değil mi abi? He? Ama ben değişebilir. Tabii değişebiliyor. Semada zaten. Devamlı o, mesela bugün birisi aradı. Belki de aşağıda dinlediniz onu. Duygu kontrolü olmasa başına bela oluyor. Bütün duygular. Sen o geliyor, bu geliyor, şu geliyor. Zanlar geliyor, düşünceler, meyiller geliyor, istekler geliyor. Kontrol edemezsen, yani duygu kontrolü, duygu yönetimi yapamazsan, vallahi dünyanın cehenneme döndürür. Duygu kontrolü olmasa Ömer, bütün tiryakilikler oradan geliyor. Tiryakilik kuyusundan çıkamazsın. Sırf duygularını unutmak için yeni duygular geliştiriyor değil mi? Evet. Yeni alternatif koymak lazım. Mesela diyelim ki, diyelim İsa. Yeni hazlar hissetmek istiyor. Tabii mesela diyelim ki baklava canım istiyor. Hayır. Yine istiyor. Hayır. Yine istiyor. Hayır. Hayır. Bunun çaresi bu değil. Hayır demek değil. Onun karşısına alternatif koymak. Elma. Aa, sana bak. O değil ama bu. Sen çocuğa diyorsun ki oynama onunla. Oraya gitme. Bunu seyretme. Tam da ne yapacak? Hani alternatif? Onu yapma ama bunu yap. Ona gitme ama buraya git. Onu seyretme ama bunu seyret. Alternatifsiz hiçbir çözüm değildir. İmam Ali'nin şöyle bir sözü var. Çözüm sunmayan tenkit tahriptir. Çözüm getirmeyen bir tenkit eleştiri tahriptir. Çok acayip bir şey ya. Kendini tanımlamak var ya, acayip bir şeydir. Yani sen iki lügatı ezberledin. Öyle değil bu iş. Lügatı bittin. Falan mevzu nerededir bildin. Değil yani öyle. Duygu kontrolü ve kendini yönetimini iyi bilmen. Ve o da nasıl olması lazım? Bir, kendini iyi tanıman lazım. Hırs gafleti getiriyor. Gaflet de köpekleştiriyor işte insanı. Köpek diyor hırs yüzünden mümin hakikiyi unutmuş. Niye unutmuş? Gafletten. Hırs gaflet. Gaflet de necis unvanını almış. Mesnevi Nuriye 101. Yalnız gaflet ve tembellik haysiyetiyle bir ihtimal zararı dünyevi olabilir. Yani Hasan abi, gaflette olan bir insanın yanına yaklaşmayacağız mı yani? O necis mi oluyor yani bizim için? Çok ilginç değil mi Abdullah? Bak. Biraz önce aşağıda ne konuştuk? Ben şöyle yapayım. Adam burada otursa, ne düşünüyorsa onu yayıyor. Buna Ustad Kastamonu'da buharat-ı muzahref ediyor. Yani muzahref şeylerin kokusu da o cinstendir. Çok özür dilerim. Pis bir şeyin kokusu gül olur mu? Gülün de kokusu pis olmaz. Tamam, maddenin yapısı bu. Şimdi doğru düşünürken yayılan dalga yanlış olamaz. Düşünce realitedir, mahluktur, kalem gibidir, vücudu alicisi vardır. İman mahluktur ya. Düşünce ne olacak ki daha? Ama bizim cehaletimiz görmeyi göze indirgediği için renk ve şekli varsa gözüküyor, o vardır. Gözükmüyorsa yoktur. Cahil adam. Çünkü cahil adam fiziği bilmiyor. Dolayısıyla ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Yani gaflet, o hırs.
oturmayacak mıyız? Sen şimdi olumsuz düşünen bir insanın yaydığı dalgalara muhatap olsan, radyon çalıyor. Ona yakın böyle FM dalgası, ona yakın numara parazit yapmaz mı? Yapar. Eğer senin dinlediğin kanal kuvvetli olmasa öteki kanal parazit yaptırır. İşte oturup kalktığımız insanlar bizden daha güçlü sinyal veriyorsa seni boğar. Onun için insanı etkileyen zaman, zemin, taam, libas. Zaman, yaş. Erzurumlu İbrahim Hakkazetleri'nin kitabında var. Tek tek maddelemiş. Şununla oturursan şu olur. Şununla oturursan şu olur. Alimle oturursan diyor ilmin artar diyor. Cahille oturursan diyor gafletin artar diyor. Kadınla oturursan şehvetin artar diyor. Sohbet edersen, oturursan. İbadet ehliyle oturursan diyor işte ibadetin gelişir. Yani onda ne varsa sıçrıyor. Aynı şey sana ulaşmaması. Atlama. Mümkün değil. Ya sıkılırsın ya. Sıkılıyor. Üf. Yani, onlar da burada ortamdan sıkılır. Efendim aslında. Yaydığı enerji necis evet, oluyor. Necis oluyor. Yaydığı enerji de necis oluyor. Niçin? Mesela şöyle diyeyim. Ter mübarek değil midir? Necis midir ter? Değildir. Ama içki içenin teri necistir. Mesela pisliğin kokusu da öyledir. Peygamberimizin terdeki gül kokuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın gül koklandığı gibi bir yerden geçti, kendisi yok. Oraya bıraktığı kokudan sahabe Resulullah'ın geçtiğini anlarmış. Ustad da çamaşırı kirletmeden yıkattırırmış. Kirletmeden, kirlenmemiş. Gözle göremez. Abiler dermiş ki ustadın kirli ve temiz çamaşırını şöyle anlardık. Gül kokuyorsa kirli çamaşırdır. Giymiş. Eğer yıkanmışsa gül kokmuyormuş. Ona ait başka bir şey söyleyeyim. Ama yani şey yapmayın. Yani bir ilmi bir şey anlatıyorum da şaşırmayın. Diyelim ki benden atılan bir tırnak. Temizlik yaptım. Sakal şeyleri. Çocuk bezleri vesaire bezler. Atılıyor çöpe. Çöp de ki cin olmaması muhal. Orada kemik yiyorlar. Tezek yiyor değil mi? Eğer akşamdan sonra atılmışsa o şey atıldı ya orada çöplükte tak üzerine attın çöpe. Onu takip ederek onu yiyor. O kadar şey geliyor ki insanın o pisliklerini yiyor. Tuvalette onun için oluyorlar. O yolu takip edip sana musallat oluyor. Peki ne alakası var? Niçin bunu anlatıyorum? Senden atılan şey senden kopuk değil arkadaş. Aynı senin hakikatin. Hasan abi o bizim atmış olduğumuz çöpten bizi nasıl böyle rahatsız ediyor abi? Şimdi nasıl biliyor musun? Mesela şey çöpü iki tanedir. Bir, mutfaktaki dershanedeki çöpü gidiyorsun. Akşamdan sonra atarsan şöyle atacaksın. Destur diyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim deyince hemen kaçışıyor. Ondan sonra at. Bismillah demeden adam orada çöpte komşu şey attı, tavuk kemiği attı, et yedi kemiği attı, atmadım. Allah Resulü söylüyor, benimle ne alakası var diyor, oluyorum ben bilmem şucu burcu. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki, kemikle ve tezekle taharetlenmeyin, zira cin kardeşinizin gıdasıdır diyor. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi komşumuz tavuk yedi, et yedi kemiğini attı çöpe. Komşu ya. Şimdi onu orada yerken besmele demeden insan da gittin hop kafasının üzerine çöpü attın. Ya ayağı kırıldı ya birileri öldü orada. O zaman seni takip ediyor. Bu başka. Bu hata. Ben mevzumuz bu değil. Şimdi şu. Orada yiyor mu? İkinden önce atacaksın. Besmele çekeceksin. Sen şimdi senden kopan tıraş oldun vesaire eşyaların. Çocuk bezdi vesaire bezle. Oraya attığın zaman senden kopuk değil. Oraya giderken yollarda hani Resulullah geçince koku bırakıyordu ya. Herkes belirli derecesine göre, şiddetine göre geçtiği yerden koku bırakır. Bunu ölçen alet yapmışlar abi. Alçın. Kişinin yaydığı manyetik dalga boyutunu ölçen ona bir renk veren alet yapmış. Hiç kimsenin rengi birbirine
benzemiyor. Allah Allah. Leon fotoğraf makinesi galiba. Rusların yaptığı mı? Buradan çıkıyorsun. Dershanenin kapısından çıktın. İtfaiyenin köşeye gittin. Bahçeye doğru döndün. O fotoğraf makinesiyle çekiyor. Senin rengini daha önceden oraya girmiş. Diyor ki işte bu renk. Yani DNA mesela şifre ya. O şifre gibi o rengi girmiş. O makineyi tuttuğu zaman sen hangi yollardan geçmişsin görüyor. Ya. Ama belli bir süre Hasan abi. Belli bir süre sonra dağılıyor. Dağılıyor. Kayboluyor. Ama deniliyor ki şu anda bu süre hep yani teknoloji üzerine koydukça diyelim ki 1 dakikayı çekebiliyorlarsa şimdi 5 dakikayı çekebiliyor. Belki ileride 5 saatte çekebilecekler. Belki de daha ileri giderek 1400 sene önce bir peygamberimizin siması, sesini de çıkacak. Çünkü hepsi mevcut. Arıyorlar evet. Hepsi var. İsa Aleyhisselam şeyini çıkartmaya çalışıyorlar. Sureti, sesi. Çünkü hiçbirisi yok olmamıştı vesaire. Şimdi bu eşyanın hakikatını bilince bunlar çok bizim için sıradan bir şey. Ama cahil adam bunu ne der? Allah Allah neden bahsediyorlar bunlar ya? Yani eşya kardeşim senden kopuk değil. Tırnağın benden kopuk değil. Onun için abdestsiz kesmeyin diyor. Eşya atacağız da cünüp iken temizliğinizi ve tırnağınızı kesmeyin. Çünkü senden kopuk bir daha seninle buluşamıyorum. Ben teşvik için söylüyorum. Ben elimden geldiği kadar suyu bile abdestsiz içmem. İçmem kardeşim. Bu şey yok ki bu sünneti ihya etme adına söyleyeceğim. Bilsem ki abdestsizim vallahi içerim bırakırım. Bırakırım giderim abdestimi alırım yarısını ondan sonra içerim. Bak bir tanesi geçen işte canım fındık istedi. Bu dersten geldim saat 11 neydi. Bayağı yoruldum çok ama. Ya şimdi bu saatte bir şey yemez. Ya iki tane fındık atayım dedim. Gittim böyle soyundu falan. Tam elimi şey yaptım abdestsizim. Dedim ki nefse, ya dedim abdest al fındık yiyelim veya dedim abdest almayacaksan dedim fındık yok. Dedi ki fındık da istemem abdest de alma dedi. Vallahi billahi böyle dedi bana. Tallahi söylüyorum size yemedi. Yemedim. Yemedim 9 gün sizin için oruç mu tutacağım? Dini bilen insanım ya vicdansız değilim ki böyle yalan demeyin 9 gün ahireti bırakayım. Yemedim arkadaş. Dedim ki abdest al fındık yiyelim. Olmaz dedi. Fındık da istemem dedi. Abdest alma dedi. Öyle bir ahmak ki tamam dedim gittim oturdum. Çalışmamı yaptım. Abdest yok. Yatarken. Abdest niye alıyorsun? Orada yok. Anlaşma burada yok. Abdestsiz yatmam ben biliyorsun. Burada sana sormuyor. Burada sormuyor. Vallahi yemedi ya. Fındık yemedi. Aç olduğu halde. Sen yeter ki abdest alma. Abdest alma. Ben aç da dururum fındık da yemem. Demek ki abi nefsimizi terbiye ederken de onun karşısına bir şey çıkartacağız. Evet. Yani bunu yapma yok. Ya bunu yapma yap, yok. Ya bunu da bu yap. Şekilde yap. İkisini de yap. Yani bu şekilde. Bak bu fındık yiyeceksin ama abdest alacaksın. Bak ses duyacaksın. Ya fındık da istemiyorum. Abdest alma. İyi sen bilirsin. Oturdum bakayım ne yapacak beni masada. Zorlayacak mı? Zerre kadar zorlama yok. Ya git al. Git al. Böyle bir şey yok. Hiç sıfır sanki yok. Açtığım da gitti. Meğer açlık dürtüsünü yalandan veren o. Tembellik dürtüsünü veren o. Uyku dürtüsünü veren o. Namazda tam böyle namaz kılıyorsun. Abdest sıkıştırıyor abi. Tam namazda sıkıştırıyor abdesti. Tam namazda. Diyorsun ki ulan gene sensin diyorsun. Vallahi billahi anında gidiyor ya. Anında. Gene sensin der demez gidiyor. Çünkü üstad diyor. Bir şey yap demiyor. Bilirsin. İlim onu tard eder. Bilirsen gider diyor. Tanırsan gider. Tanımasan gelir. İlim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Yani kendi bir tanımladın mı o kadar kolay oluyor ki. Zor da değil ya. Ya diyeceksin ki abdestsiz nasıl su içiyor? Ya zor değil arkadaş. Adamı tanıdın mı? Yani bu aldırmaya. Sistem böyle çalışıyor. Abdesti sokmam kardeşim ben içeriye. O zaman boşluk bulamıyor. Esinden bana nasıl sıkıntı verecek? Sıkıntı ne demektir? İki doğru arasındaki boşluğun adı sıkıntıdır. Boşluk bırakmayınca artık nasıl girecek bana sıkıntı? Yani abdest olunca, haramda işlemeyince hayatın tümü doğru oluyor. Mesela korna, araban kornası şöyle. Hiç boşluk yok. Ama şöyle çalsa. Boşluk.
Boşluk. Araya hemen motorun sesi girer bu sefer. O başka bir şey sesler giriyor. Yani iki doğru arası derken bu ikisi arasındaki boşluğun adı sıkıntıdır. Yani doğru bir şey yaptın, sonra gaflet yaptın, sonra doğru yaptın. İki doğru arasındaki boşluğun adı sıkıntıdır. Şey gibi mesela abi, iki doğru arasındaki boşluk sıkıntı diyoruz ya abi. İşte iki tane noktamız var ya bizim abi. Nokta istinad ve nokta istinad. Hah, aferin. Allah'tan esnemek. Aferin, nokta istinad ve nokta istinad arasındaki boşluklar. Doğru. Noktayı bulamayınca. Tabii ya, usul kuralı öğrendim, istediğin gibi doldurun bu manayı. Ne acayip bir şey ya. Kendi böyle şey yaptın mı? O kadar keyif veriyor ki. İşte abi Risale-i Nur'la mecra veriyorsun duygularına. Doğal mecrasının helalini gösteriyorsun. Mesela sel geliyor. Sele gelme diyemezsin. Önlemi ne? Gelme kardeşim gelme. Senin için bir evet musibet gibi gözüküyor ama umum insanlar için, umum kainat için ne kadar hikmetleri var o senin, o yağmurun değil mi? Ama sen suyu kesbinden diyor yani üstad. Suyu kesbinden gitmiş dere yatan ev yapmışsın. Yapma. Ne yap? İslah et. Sel gelmeyecek yere yap. Veyahut da derenin içini temizle. Ne yapması gerekiyor? Yani mecra ver. Hakikate mecra ver. Yani suyun önüne çıkma. Suyu hayra tebdil et. Yahudi de şöyle yapıyor. Toplumsal bir temayülü önüne çıkmıyor. O çıkan gücü kendi lehine döndürüyor. Evet. Mesela diyelim ki sağda yani bir parti çıkıyor, engellemiyor. Tamam çıksın, arkada gizli ona diyor ki liderle benimle anlaşacaksın. Tamam sen toplumun temsilcisi ol. Toplum seni istiyor. Ben bu seni yok etmeyeceğim. Ama sen benim adıma çalışacaksın. Cemaatler de aynı. Cemaatler aynı yapıyor. Adam zannediyorsun Nurcu. Evet. Nurcu Beyzmet diyor. Sen de halis bir niyette dershaneye gidip geliyorsun. Ama hulul tarzında kafayı ele geçirmiş adam seni Yahudi'ye hizmet ettirir. Hizmet ettirir. Çünkü başın nereye hizmet ediyorsa hiç senin haberin olmadan senin hizmetin de ona mal oluyor. Risale-i Nur okumadığı için bakış açısını da alamıyor. Ha tabi. Ondan sonra sen bunu söylersen hizmet düşmanı oluyorsun. Acayip bir şey. Mesnevi 101. Yalnız gaflet ve tembellik haysiyetiyle bir ihtimal zararı dünyevi olabilir. Yani çok iyi, antika. Gaflet ve tembellik dünyevi bir zarar ihtimaliyle 99 ahiret faydasını kale almıyor. Yani gafletin çeşitleri. Atlıyorum. Mesnevi Nuriye 199. Allah hesabına kainata bakan adam her ne müşahede etse ilimdir. Eğer gafletle esbab hesabına bakarsa ilim zannettiği şey cehil olur. Şuna bak ya. Şu cümleye bak. Aynı şey. Yılan su içer, su zehir akıtır. Olur zehir. Arı su içer, aynı suyu bal akıtır. Zehirle bal, aradaki farka bak. İkisini de kaynağı su. Bunu bal ve zehire dönüştüren fıtrat. Yılan su içer, zehir akıtıyor. Arı su içer, bal akıtıyor. Aynı su. Yani Allah hesabına kainata bakan adam her ne müşahede ederse ilim olur. Etse ilimdir. Eğer gaflet de esbab hesabına baksa ilim zannettiği şey cehil olur. Ne kadar profesör var. Ne kadar bu cahil profesörler var. Adam 40 takla atıyor bir şeyi. Oradan geldi, buradan buharlaştı, buradan tozdu, buradan esti. 80 tane takla atıyor, ondan sonra diyor ki böyle oldu diyor. Öteki adam da diyor ki, fesli bağımlar, Cenab-ı Hak ne güzel yaratmış. Bak, ilim ortaya koydu, kemalat ortaya koydu ama cehlini ortaya koydu. Abi. Kendi ilmiyle kendini kandırıyor değil mi abi? Evet. Yani mesela beyni araştırıyor, beyin cerrahisi. Tamam, beyin cerrahisi. Beynin acayip detayını ezberlemiş. Ama bu aklı yapan diyor, cahil birisiydi diyor, işin içinden çıkıyor. Yani kendi kendine oldu demek. Kendi cahilini okuyor. Cahil işte. Yani bir şey hem yapılan hem yapan. Bak, kendi kendine demek, kendi kendine. İlkokul çocukları gibi ezberleyin. Kendi kendine olmayan ben, beni yapmışım. Bir şey o zaman hem yapılan hem yapan oluyor.
Bu mantıklı da muhaldir abi. E tabi ya, bir şey hem yapılan hem yapan nasıl olacak? Başka? İlemeyel aziz. Gafil olan insan kendi vazifesini terk eder. Gafil özelliği bu. Ne yapar? Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Niye bu kainatta böyle oluyor diyor. Şuraya bak, gaflete bak. Gafil olan insan kendi vazifesini terk eder. Ben ne yapmam gerekiyor? Bakmıyor. Allah niye böyle yapıyor diyor. Evet, insan gafletten dolayı iktidarı dahilinde kolay olan ubudiyet vazifesinin terkiyle zayıf kalbiyle rububiyet vazife-i sakilesinin altına girer. Altında ezilir. Ve aynı zamanda bütün istirahatını kaybetmekle asi, şaki, hain adamların partisine dahil olur. Bu parti de acayip abi ya. Burada. Evet. Grupta adamların grubuna demiyor, adamların listesine demiyor, partisine de demiyor. Bu ne demek abi? Allah. Başka. Hain, cahil ne abi de? Ve aynı zamanda bütün istirahatını kaybetmekle asi, şaki, hain adamların partisine dahil olur. Yani şimdi kalkıyor, ben ne yapmam gerekiyor? Dimağı nasıl yönetmem lazım? Duygular nasıl kontrol etmem lazım? Duygu enerjidir kardeşim, rüzgar gibidir. Barajın suyu gibidir. Sen ona yollar yapacaksın, faydaya sebep olsun. Duygu yönetimini becerememiş. Kendisini tanımlayamamış. Kendisini tanımayan bir kişi eşyayı kendisiyle tanımlayacaktı. Bak, bunu sığır ne olduğunu 1000 sene yaşasa bilemez. Niçin bilemez biliyor musunuz sığır bunu ne olduğunu? Kendini bilmeyen, tanımayan bunu tanımlayamaz. Bir de söylüyorum. Kendini tanımayan bunu tanımlayamaz, bunu izah edemez. O zaman kendini tanımayan mevcudattaki ve hadiseleri, mevcudatı ve hadiseleri tanımlayamaz. Bu neyin nesidir? O zaman diyor ki usta, daha kendisini idare etmekten aciz insan kainatın umumi kanunlarının altına giriyor. Bu niye böyle oluyor? Bu niye böyle gidiyor? Allah Allah diyor ya. Olmaması lazım. Kainata tasarruf ediyor. Sanki Allah onun hepsini diyor Mesnevi'de. Kainata mühendis yarattı. Olmaması lazım, falan olmaması lazım. Acayip bir şey. Kokuşmuş diyor, nefsini kainata mühendis mi yapıyoruz? Evet. Başka? Mesnevi Nuri 204. İnsan bir askerdir. 5. söz, bu itibarla insanın Allah'a karşı ubudiyet vazifesidir. Terki kebair, terki kebair takvasıdır. Nefsi ve şeytanla uğraşması cihadıdır. Vicdanın anası ve erbası 4'tür. Diyor ki, irade vazifesi ibadetullah'tır. Nedir o? Sünnet-i seniye uymak yani. O bize ait. Zihni vazifesi marifetullah'tır. Kitap okumak. Uygularsak yani. Kitap ile malzeme vermek. Malzeme vermek, evet. Yani biz uygulamayı, bir şey, kitapta sünnet-i seniye kitap okumak geçmiyor. Sen bir iradenin vazifesi ibadetullah. Ne demek? Sünnet-i seniye. Zihnin vazifesi marifetullah. Yani dimağa kitap okuyarak malzeme vermek. Hissin vazifesi muhabbetullah'tır. Yani Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. Bunlar latife-i rabbani müşahadetullah'tır. O da terklerle mümkün. Terk. Haramları terk edeceksin. 4'ü takva, zırhtır. Muhabbetullah da abi layıkalarla sanki kendisini gösteriyor. Çünkü neyi sevip neyi sevmeyeceğime evet, ben karar vermemem lazım. Çünkü Cenab-ı Hak kainata benim nefsimi mühendis yapmadığına göre benim üstümde bir şey buna karar vermesi lazım ki ben ona göre seveyim ya da muhabbet şey boz edeyim. Yani dostunu düşmanı nerede bileceksin ki? Dostunu düşmanımı belirleyen ben olamamam lazım. Olmaz. Yani senin düşmanının olduğunu sen nerede bileceksin ki? Ben nerede bileceğim? Bilmiyorsun ki. Dostum, onun için iman mozaik insan diye böyle bir ders yapmıştım.
mozaik şu. Bir bakıyorsun adam uçuyor kaçıyor. Bir bakıyorsun zındığa taraftar olmuş. Allah Allah. Bir bakıyorsun gece teheccüd kılıyor. Bir bakıyorsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin taraftar olmuş. Hani tuhaf değil mi? Bir bakıyorsun dine hizmet ediyorum diye dine haram olan bir şey teşvik ediyor. Yani dine muhalefet ederek dine hizmet ediyorum söylüyor. Yani mozaik bir insan. Öyle garip bir zamandayız ki. Peki nasıl biz bu çarpışık bir çarpık bir düzenle kendimizi istikamet bulacağız? Laikalarla. Adam Allah düşmanı olan bir partiye oy verdirtti bize. Şeriat düşmanı, ezan düşmanı, Müslüman düşmanı katletti. Hilafeti kaldıran. Tamam mı? Kur'an düşmanı. Kur'an düşmanı. Değil mi? Muhammed diyor Allah'a kendisi uydurdu diyor. Çünkü o toplumu nasıl idare edecekti diyor. Semadan indirilmiş zannediliyor diyor. Zannediliyormuş Kur'an. Semadan indirilmiş zannedilen kitaplardan diyor almadık gücümüzü diyor. Bu parti Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi din adına buna taraftar ettiriyor. Din size yani. Bu adamın iyiliği olur mu? Hiçbir iyiliği olmaz. Çünkü elhubbu fillah ve elbuzu fillah. İstikametsizlik onun. Yani Allah için dost olmak, Allah için düşman. Allah'ın düşmanına dost olmak, Allah'ın düşmanı olmak değil midir? Aynısıdır. Peki Allah'ın düşmanına taraftar olunca senin namazın, orucun bir işe yarar mı? Hepsi küllüme gitti. Mesela 5000 sayım var. 9876 çarpı 0. Ne yapar? Hiçbir şey kalmaz. İman gitti. İmanla alakalı her şey gitti. İman giderse imanla alakalı nikah gitti. Karınla, helalınla beraber olsan zina. Çocuğun olursa bilavelet olacak. Haberin yok ha. Ondan sonra çocuk beni dinlemiyor hocam falan. Niye? Çocuk bilavelet. Gayrimeşru. Onun ruhu bozuk. Hırçın olur. Laf dinlemez. Tüyler ürpeniyor bunlar bir düşün. Ben kurgulamıyorum ki bunu. El iman neyle başlar? El hubbu fillah ve el buzu fillah. Allah'ın düşmanına düşman olmak, Allah'ın dostuna dost olmak. Şimdi adam Allah'ın düşmanına din adına bize dost ettiriyor. Daha önce düşman iken. Ne değişti? Daha önce bu düşmandır diyordu. Bu Allah düşmanıdır diyor. Aynı şeye Allah dostudur diye bize taraftar ettiriyor. Ama dost değil. Niye taraftarsın? Akıl almıyor. Onun için ahir zaman demiş. Allah'ın dini tektir. Edile-i şeriye. Buna uyarsın kurtulursun. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bunun dışında batıl ve dalalettir. İmansızlıktır. Çünkü üstad diyor ki dinsizliklerini mezhepsizlik olarak gösteriyorlar diyor. 27. sözlü. Çok acı korkunç cümle değil mi? Dinsizliklerini mezhepsizlik olarak gösteriyorlar. Mezhepsiz dinsizdir. Bitti. Sen adam imanı gittikten sonra ya namazı vardı, hizmeti vardı denilir mi? Şöyle benziyor. Adam asıldı bir dakika gömeyin. 5 senede cezası var ya ne olacak ya? Asıldı ama o suçtan asıldı. 5 senede cezası var. Asılan adama 5 sene ceza verebilir misiniz? İmanı gittikten sonra onun hayırlı işi olur mu? Hiçbir işi hayırlı olmaz. Usul böyledir. Bir direkt münafığa gider değil mi? Tabii canım. Ya bitti ya. Bir şey yok. Peki. Sözler 543. Son cümlemiz olsun. Ülfet gaflete sebep oluyor. Ülfet. Nurcuların en büyük hastalığı bu. Aynen ağzından aldım. Nurcuların en büyük sıkıntısı bu işte. Nurcuların, ben Nurcuyum elhamdülillah. Hep bizim hastalığımız şu. Kızacaklar ama kızıyorsunuz. Nurcuların en büyük hastalığı ülfeti ilim telakki etmeleri. Yani anladım. Hatta çok tuhaftır. Bunları söylene de şöyle yapıyoruz. Softa. Felsefeci. Yakışıksız yakıştırmalar da yapıyoruz ha. Bunları anlatanla da ülfetimizi kıranla da teşekkür etmek yerine bir de hücum ediyoruz ha. Ülfeti ilim telakki etmeleri. Ülfet gaflet sebebi oluyor. Lugat verdin değil mi? Lugat mana verdi anladım zaten. Mesela oku kardeşlerden bir şey okuyalım. Ülfet
Ülfet ne yapıyormuş? Gaflete sebebiyet veriyor. Ya gaflet de nokta istinat ve nokta istimdattan alıkoyuyor, bıraktırıyor. Yani gafletin en büyük sebebi mazi ve müstakbelden kopararak hali şimdiki zamanı esas yapar. Temelde bu. Yani mazi nokta istinat, Allah'a iman. Şey ise istikbal ise nokta istimdat, yani ahiret iman. Allah'a iman ahirete imandan koparır. Şimdiki zamanda leylim leylim, loy 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 lom, loy 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 lom, böyle yaşıyor. Yani mazi ve müstakbel denilen bir hakikattan bir behre. Anı yaşıyor. Ne istiyorsa onu yapıyor. Hayvanlık şeyi. Ülfet gaflet verir. Ülfet anladım zannediyor. Kendisini tehlikesiz zannediyor. Diyorum ki bak, kafire taraftar ama وَلَا تَرْكَنُوا اِلَا لَّذِنَا زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُنَّا. Diyor ki bak, Cenab-ı Hak bir mana. Ya diyor, kafire, zındığa, benim düşmanlarıma meyletmek şöyle dursun. Yani taraftar olmak şöyle dursun. Sakın ha, etna bir meyil bile yapmayın. Niye? Çünkü cehennem size فَتَمَسَكُمُنَّا dokunur. Taraftar olmak şöyle dursun. Meyletmeyin. Adam en büyük belaya bak. Kendisini tehlikesiz zannediyor. Ya benden de bu derste alakası, hani sokaktaki adamla alakası. Oysa sana bakıyor. Hangisi? يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا لَا الْاَخِرَةِ. Yani, sonraki manalara da çok ülfet ediyoruz abi. Evet, manalara. Birinci sözden ders yapsak, bir yere gitsek, bizi çağırsalar deser ki, gel kardeş şuraya bir ders yap. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci sözden ders yapacağız ise, adam diyecek. Nasıl yaparlar biliyor musun ders? Birinci söz desen. Tamam, bunlar birinci söz. Kulağı kapatıyor. Yani, birinci söz canım, besmele işte. Herkes biliyor da bilmiyor. Biz biliyoruz. Oysa altı tanesi var orada. Yani. İşte geçen işte o dün akşam değil mi? Yemek yerken başta Bismillah demek, sonunda Elhamdülillah yani, demek. Mesela o nasıl bir tespit ya? Abi onu bir daha paylaşır mısın? Söyleyeyim bak arkadaşlar. Yemeği yerken başta ne yapmak lazım? Sen söyle, ben yapayım. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Yuttum. Ne yapmam lazım? Fikir. Yuttum bitti. Şükür. Elhamdülillah. Bu ikisi arasında fikir. Zikir. Fikir, şükür. Bir daha söyleyeyim. Zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeği başlamadan önce vesile çekmek. Yemeği yedikten yerken Allah'tan koparmamak, onu izah edeceğim. Hani tefekkür etmek. Bu ne? Fikir. Bitti. Elhamdülillah demek mesela bak. Elhamdülillah nedir? Şükür. Ne demek peki bu? Eyleme dönüştürelim. Bunu eyleme dönüştür. Yani başta Bismillah demek yemekten önce o yemeği helal kazanmak. Sonunda elhamdülillah demek, o yenilen bir gıdayı hamda vesile olacak, hamd edici hayatta doğru yaşamaktır. O ikisi arasında şeyi, sünnet-i seniyeyi, tamam mı? Sünnet-i seniye ve tefekkürü yapmaktır. Allah ile koparmamaktır bu meseleyi. Yani Bismillah ve elhamdülillah hayatın tamamını kapsıyor. Yani. Kapsıyor, tamamen kapsıyor. Başka dışında bir şey yok yani. Al sana birinci söz bak. İşte başta besmele, bismillah demek zikir ya, nokta istinattır. Yani Allah'a iman. Sonunda elhamdülillah demek nokta istimdattır. Ahirete imanını artır demektir. İkisi arasındaki hayat sünnet-i seniyedir. Doğru yaşamaktır. İkisinden de kopuk değil. Kopuk değil. Burada elhamdülillah dersin, orada elhamdülillah yersin var ya. Evet, burada diyor elhamdülillah dersin diyor, elma yedikten sonra da diyor elmayı yersin diyor, hamdi yersin. Buraya bağladı yani. Evet, yani bakın bir elma yerken Bismillahirrahmanirrahim demek zikir. Yani bu elmayı doğru kullanmak, yani doğru kazanmak, helal almak, helal yapmak yani doğru. Yedikten sonra elhamdülillah demek yenilen o kazanılan gıda, yenilen gıdanın enerjisini haramda harcamamak vücudunu. İkisi arasında Allah'tan kopuk düşünmemek.
Doğru bir hayat. O da nedir? Sünnet-i seniyemiş. Peki. Burada kesiyorum. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavatı.